sorulan sorulardan bir tanesi. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselam Hazreti Ömer'den kendisi için dua etmesini istemiştir. Hazreti Ömer bizzat kendisi olayı şöyle anlatır. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den umre yapmak için izin istedim. O da izin verdi ve bizi duadan unutma sevgili kardeşim buyurdu. Onun bu sözüne karşılık bana dünyayı verseler bu kadar sevinmezdim demiştir Hazreti Ömer. Hatta bir başka rivayete göre şöyle demiştir Peygamberimiz sevgili kardeşim bizi de duana ortak eyle maşallah. Peygamberimiz her hal örnek olduğu gibi bu haliyle de bize örnek olmuş. Şu halde biz hem Müslüman kardeşlerimiz için dua etmeliyiz hem de onlardan bize dua etmelerini istemeliyiz. Müslümanlar için özellikle onların haberi olmadan, onların gıyabında yapılan dualar tam bir samimiyet taşıdığı, gösteriş ve riyadan uzak olduğu için son derece önemlidir. Üstelik bu dua edenin yüce bir ruh sahibi olduğunu da gösterir. Onu kıskançlık ve hırs gibi kötü huylardan da uzaklaştırır. Sizden biri kendisi için istediğini Müslüman kardeşi için de istemedikçe kamil imana sahip olmuş olamaz diye buyuran Peygamber Aleyhisselam'ın bu hadisindeki yüce duyguyu bu şekilde gerçekleştirmiş olur. Bu durum Müslüman'ı fedakarlığa da ulaştırır. Bu hadisler Müslümanları birbirleri için dua etmeye teşvik etmektedir. Gösterişten uzak olduğu için yapılacak bu dua, dua edilenin kıyabında onun haberi olmadan onun duyamayacağı şekil yapılmalı. Yani dua edilen kişinin kendisine dua edildiğinden asla haberi olmamalı. Ayrıca insanların etrafında olanların duasına amin diyen ve Müslümanlar için dua eden melekler de vardır. E diğer taraftan Müslüman kardeşinin kıyabında dua eden kimseye istediğin bir benzerinin sana da verilsin diye dua eden melekler vardır. O halde bu büyük faziletleri kaybetmemek için sadece kendimize değil diğer mümin kardeşlerimize de onların bulunmadığı yerlerde onların haberleri olmayacağı şekilde onlar için dua etmek ne büyük bir samimiyet Nə böyük bir diqqətqamlıq və nə böyük bir dostluq göstərgəsidir.